Bir anda desek ki hani suikastçılar geri geldi. Evet, bu büyük bir değişikliktir. Ve Evet. buna ayak uydurmanız Zaman gerekir. alır. Ama artık yani yaklaşık bir buçuk aydan beri aynı şeyi oynuyoruz. Evet. Aynı çizgide ilerliyoruz. Buna göre tercihler de bence artmalı, genişlemeli. Mesela Orta Koridor'da evet oynanan şampiyonlar bir iki tane, işte Kaos Yoklası var, Azir var. Ama onun haricinde birazcık daha yelpazeyi genişletmek, işte yeri geldi Vladimir vesaire Kog'Maw diye. vesaire. Mesela Kog'Maw Kog'Maw hiç mesela. oynanmıyor mesela Orta Koridor'da. Ama yani bizde de bir Power of Evil yok yani. Yok tabii, o da bir gerçek. Bu arada arkadaşlar, maçımız başladı. Daha doğrusu seçim ve yasaklama ekranı başladı. LeBlanc yasaklamasıyla başladı. Hem de Atlas ekibi tarafından Crew, bakalım şimdi neyi yasaklayacak? Kalista yasaklaması geliyor. Ardından ikinci yasaklama hakkı şimdi Atlas'ta. Onlar da sıradaki şampiyonu saklayacaklar. Rek'Sai yine ormancı bizi şaşırtmadı. Ormancı yasaklaması. Crew buna cevap verecek. Bakalım bir Gragas yasaklaması gelecek mi oradan da? Merakla bekliyorum. Geçen hafta en son maçlarında Hecarim, Kalista ve Rumble yasaklamışlar. Hecarim'i bırakmayacaklar diye tahmin ediyorum yine. Ya Temiz Hecarim tarafta ne olanı kadar dezavantajı. hani şu anda o 1,5-2 ay önceki halinde olmasa da yine de çok büyük bir tehdit yukarı koridorda, dinamikleri yüzünden. Azir yasaklaması geldi Crew takımından. Bakalım şimdi Atlas ne seçecek, neye saklayacak son yasaklama hakkında. Acaba böyle Lulu işte Morgan'a tercih, yani daha doğrusu yasaklaması gelir mi? Çünkü Madness'ın birazcık hiper taşıyıcı sevdiğini biliyoruz. Vayne ve Jinx ön planda olmak üzere Morgan. Morgana yasaklaması geliyor Atlas takımından. Senin bahsettiğin gibi Orta Koridor'da da Oynanabilir. oynanmaya başlandı artık tekrardan. Ama daha çok hani destek rolünde nişancıyı Evet koruma evet. Tabii odaklı tabii. veya aradan çıkarma potansiyeli çok fazla bir şampiyon olduğu için bu noktada onu görmek istemediler. Son olarak ben Hecarim diyorum. Bakalım yanılacak mıyım? Hecarim gelecek mi? Yoksa bir ormana Gragas gibi yasaklama mı gelecek? Belki. Hecarim'i bırakmak ama çok akıl kârı değil. Evet, Hecarim'in saklaması geldi. Düşündüğümüz gibi ve Jerome hemen Gragas'ı kilitledi. O Gragas ve Rek'Sai arasındaki rekabet seçim yasaklama Ama şimdi ekranında. çok güç, yani önemli tercihler var Evet. masada, bakalım. Yani bu noktada sivil tercihi var. Gerçi Madness'ın çok oynamayı sevdiği bir rol değil. Hani birazcık daha işlevsel bir nişancı rolü, ama bence artık Madness'ın da bu role adapte olması Evet, lazım. biraz Eskiden genişletmesi onu lazım. ilk tanıdığımızda korkusu vardı, farklı şampiyonları vardı, ama artık hep böyle bir hiper taşıyıcı peşinde. Birazcık daha hani Crew'un o oyunun başındaki etkinliğine destekte bulunacak şampiyonlar neden seçmiyor? Benim kafamda büyük bir soru işareti bu. Bard üzerine duruyor şu anda Yuffoni ve Nar'ı kilitlediler. Bard'ı da Ve Bard. kilitlediler. Evet Geçen arkadaşlar. hafta da oynamışlardı. Şimdi Bard nasıl oynanır? Birazcık ondan bahsedeceğiz şu yasaklama seçim ekranının sonunda. Hani nasıl oynanabilir? Oynanır çok şey. Hani afaki bir yorum oldu. Evet. Şöyle oynanması lazım diye bir şey yok. Tabii farklı farklı tercihler var, ama hani koridor değişikliği yapılacak mı? Koridor değişikliği yapılırsa haritada dolaşılıp o işte tınıları, micinleri toplayıp bir koridor üzerinde baskı kurulacak, ki bu genelde orta koridor olur. Şu var yalnız, Bard'ı seçiyorsan, Cuni sen ne düşünüyorsun ben merak ediyorum, ama yanına kendi kendini en azından oyunun ilk dakikalarında, yani ilk 10 dakikasında koruyabilecek bir şampiyon alman Ya lazım. da koridor değişimi lazım. Ya da koridor Hiç değiştirmen bununla lazım. uğraşmayayım. Çünkü Bard sürekli haritada dolaşan bir şampiyon. Yani gidecek orta koridora baskın atacak. Belki rakip takımın ormanına girip orada biraz dürtecek edecek. Rakip ormancıyı yoracak. Yani Bard böyle bir şampiyon. Yani Bard kesinlikle alt koridorda sürekli destek saldırı gücü taşıyıcısının yanında duran, işte onu iyileştiren, bilmem ne yapan, orada ne, ona işlevsel özellikler kazandıran bir şampiyon kesinlikle değil. Sürekli gezmesi lazım. Sürekli bir av peşinde olması lazım. Haritada görev peşinde olması lazım. Bard'ın bakalım bunu nasıl kullanacaklar. Lucian ve Cassiopeia seçimlerinin ardından Crew şimdi iki seçim daha yapacak. Yine Vayne'in üzerinde duruyorlar. Johnny sen bu hiper taşıyıcı sevdasından Ama vazgeçmesi şöyle bir lazım, şey ama var. Hani senin dediğine geliyoruz burada. Vayne sonuçta ayrı ihtilen bir şampiyon. Bir evet. noktadan sonra Bard'ı haritada özgür bırakabilen bir şampiyon olduğu için bu noktada böyle bir tercih yapabilirler. Ama bunu yapmaları için Vayne'in ileride ayrı ihtilme tehdidi oluşturabilmesi için diğer tercihlerin de hani takım savaşından uzaklaşabilecek bir ikili üçlü olması lazım. Çünkü bir noktada Narınız eğer ayrı ihtiliyorsa, Vayne'iniz ayrı ihtiliyorsa geriye kalan üçlü minyon dalgası temizleyebilecek ve ayrıyetten rakibin o savaşa girişini engelleyebilecek şampiyonlar olmalı. Sana katılıyorum. Bu arada Viktor, evet, son zamanların yine parlayan yıldızı Viktor
Enteresan bir orta koridor. İki tarafında özellikle mobil özellikleri geri planda. Baskına çok müsaitler. Evet. Hem Victor hem Casio. Ama Victor'un şöyle bir avantajı var. Casio'nun güçlenmesi için gereken aralıkta Victor onun üzerine bas kurabilecek bir şampiyon. Teke tek de burada rakibin üzerine gitmeyi isteyebilir Raven'ı. Birazcık daha özellikle Tanrıçanın gözyaşlarının biriktiği dönemde Cassiopeia'yı rahatsız etmeye çalışabilir. Ama iki ormancının da bu noktada orta koridora bayağı bir baskı uygulaması gerekecek. Çünkü hani oyunun sonunda her ikisi de çok güçlü şampiyonlar ama oyunun başlarında ikisinin de zaafları var. Evet, hangisi? Bakalım bu mücadeleden üstün çıkacak. Peki şöyle bir şey olur mu sence? Cassiopeia'yı yukarıya falan gönderirler mi? Üzerine böyle şeyler yapılıyordu ya. Orta koridora Fizz veya Kassadin alındığında işte ikili koridor orta koridora giderdi onları durdurmak için falan ama şu an mevsim idi. Daha mevsim yok, gelmedi. Yok yani Cassiopeia'yı yukarı koridora gönderip belki orta koridora farklı şampiyon olabilirler mi? Yani zaten mobil olma konusunda sıkıntılar yaşadığı için. Evet, zaten Maokai ve Alistar seçimleri geldi. Bu arada bence Atlas ekibi çok iyi bir ön savunma hattı kurdu. Yani Gragas, Maokai ve Alistar yani arka taraftaki Cassiopeia ve Lucian'ı iyi koruyabilecek şampiyonlar. Ve de yani her iki şampiyonun da özellikle düşünse bak Gragas'ın zaten yüzleri olarak bir hasar azaltma özelliği var. Maokai'nin ultisi içerisinde bu daha da gelişiyor, daha da iyi bir hale geliyor ve Vayne evet yani her 3 atışında tankların bayağı belası olan bir şampiyon ama rakipte yüzleri olarak hasardan bir etkilenmeme durumu varsa Vayne bile burada bir duruyor düşünüyor abi ben ne yapacağım bunlara karşı diye. O yüzden Mendes'in işi hiç kolay değil. Bir de Alistar gerçeği var. O da hani ultisi yetmiyormuş gibi de onun da Maokai'nin alanında olduğunu düşün. Ultisinin içerisinde olduğunu düşün. Yani burada aslında dediğin gibi o üçlü bildiğin baraj. Hani bir İtalyan defansı gibi. Geçilmesi çok zor. Evet, bakalım bunu nasıl kullanacak Atlas. Crew son seçiminde bu arada Sejuani Materazzi duruyor. Materazzi giysin diyeyim. Sejuani'nin üzerinde duruyor. Sejuani ya bu arada Sejuani ultisi yani Bard'ın ultisi mesela onu bile düşünmek lazım bence. Nar yine Victor'un o alan etkili sersemletme özelliği bütün bunları topladığın zaman takım savaşlarında öndeki belki mesela Maokai işte Gragas falan yakalayıp onları ignore edip arkadaki Lucian ve Cassiopeia üzerine bir de gitmeyi seçebilirler. Evet siz şurada bir durun. Bu biz komboyu yaparken biz gidelim bir Lucian alalım, bir Cassiopeia alalım diyebilirler. Bakalım nasıl kullanacak crew ve özelliğini. Şimdi Vayne ve Bard ikilisi eğer Lucian valisinin karşısına gitmek istemezse, koridor değiştirirlerse Bard olacak gözlerimiz. Nehrin üzerindeki o mijinleri acaba tek tek toplayacak mı oyunun başında yoksa haritada birikmesine izin verip işte 3, 4 hatta ideal olan 5'e ulaştıktan sonra onları toplayıp bir koridor üzerine özellikle orta koridorda zaten sıkıntı yaşayan bir şampiyon oyunun başına kasıyor. Onun da baskı kurmayı seçecek mi? Bir de toplaya toplaya gittiği zaman çok hızlı bir şekilde. Aynen. Yani bir bakıyorsunuz orta koridorda. Normalde diğer şampiyonlardan alışkın değilsiniz yani bu kadar hızlı gelmesine. Alistar onun hızına kesinlikle yetişemez. Evet Alistar evet. Da şu an birazcık daha hız rünleriyle başlıyor oyuna haritada etkili olabilmek için ama Bard'ın hızına yetişmek o konuda kolay yok. Değil. Hele ki istediği gibi çıkarsa o Mijinler bir ip gibi uzadığını düşün orta koridora. İşte o zaman gerçekten. Victor'un da çünkü büyük bir hasar potansiyeli var. Kesinlikle. Kesinlikle. Özellikle o Q'su ya ardından yaptığı otomatik saldırısı koridorun bunu başlangıç safhasında Cassiopeia çok. Geçen hafta Elysion seçtiğinde hatta konuşmuştuk. Evet, konuşmuştuk. Hasarını bir türlü hani çözemiyorsun. Nereden çıkar daha bu hasar daha bu seviyede falan gibi düşünüyorsun ama bakalım bu koridor değişikliği gelecek mi? Benim gözüm açıkçası Vayne Bard ikilisinde olacak. Ne yapacaklarını merak ediyorum. Evet. Toplu bir şekilde Atlas ekibi çıktı. Koridora doğru belki de rakip ormana doğru geçmeyi düşünüyorlar diye düşünüyorum. Nehrin üzerindeler. Günün 3. maçı bu arada. Ekranlarını yeni açanlar için hatırlatalım. Mavi tarafta Atlas, kırmızı tarafta ise Crew takımları olacak bu maç boyunca. Hop çizemedi. Çizemedi. Geçen hafta bu arada Elysion fena oynamıştı ya Victor'la. Hı-hı. Yanlış hatırlamıyorsam. İyi çiziyordu. Doğru, çok iyi hatırlıyorsun. İyi çiziyordu. Minyonların hareketi süresine 30 saniye. Adaniel ve Trappist bu arada ormanda dolaşmaya devam ediyorlar. Barcode yine rakip takımın ormanında şöyle görüyoruz, geziyor. Sihirli yolculuklara hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Bir ya. De Thresh olsa aslında rakipte de böyle bir anda Bard hava yolları... Ya. Bir anda Thresh havayolları. Bu arada bugün bir video izledim. Bir Bard var oyunda.
şey açıyor. O işte sihirli yolculuktu herhalde değil mi onun hı hı, adı? Doğru. Sihirli yolculuğu açıyor. Maokai var. Tam diğer tarafa giderken basıyor. Tam ortada bir daha diğer tarafa basıyor. Tam çıkmadan geri dönüp herkesi outplay ediyor tırnak içinde. Ve pozisyondan kaçıyor. Yani Bard'la yapabileceğiniz oyunlar da gerçekten çok fazla. Bir de Bard'ın hani seviyelerini nasıl devam ettirecek? Bu arada eğleniyor şu an. mesela daha önceki Bard tercihlerinde şunu görmüştük. İlk önce tabii kozmik bağ yani Q yeteneğini artırdıktan sonra ikinci olarak o sihirli yolculuğu artırıp aslında takım arkadaşlarınızın hızını ve tabii ki rotasyonlarınızın hızını artırabiliyorsunuz. Bakalım Barkot bu şekilde mi yapacak? Bu arada sonuna kadar tankladı neredeyse. Yarı canını kaybetti evet, neredeyse. Koroleş de gelmedi bu arada. Evet. Terapist ve Samox diğer tarafta Madness ve Barkod'un karşısına gidecekler alt koridorda. Yukarıya bir ışınlanma geldi. Maokai anladığım kadarıyla kurtlardan başladı ve yukarıya geldi Jerome. Kimin karşısına? O da Unknown'un karşısına geliyor. Bakalım burada neler izleyeceğiz. Yifoni bu arada rakip takımın mavi güçlenmesini çalıyor şu anda hiç kimseye görünmeden. Bu arada alt koridorda ilk kan döküldü. Çok hızlı. Daha 3 dakika olmamıştı. Barkod'u da yakaladılar orada. Sersemliği başardılar. Barkod şimdi orada uzaklaşmaya çalışıyor. Sıçramasını kullandı. Adaniel orada vücut darbesiyle durdurmayı başarıyor. Barkod'u ve... bir de kutladı. 2 skor gördün mü hareketi? Almayı başardılar. Evet. Çok önemli. Bunu yapman lazım. Bak mesela şey Nunu'nun o gülmesi kadar önemli bir hareket bu. Evet. Attı fıçıyı önüne. Hop. Patlattı hemen. Şöyle bir şey var. Geçen mevsim sonunda LCS Avrupa'da Unicorns of Love'ın ormancısı Kikis ikinci seviye baskınlarıyla ünlüydü. Udyr alıp, işte Gragas alıp bunu yapabiliyordu. Az önceki maçta bahsetmiştik. Böyle bir ihtimal var. Burada hiç beklemiyordu Crew ekibi bunu. Oyunun başında aslında hani oyunun başı kralları dediğimiz takım onlardı. Ama kendi silahlarıyla vurdu. Atlas ekibi ve büyük bir üstünlük ele geçirdi. Evet yani çok hızlı gelen iki tane skor. Bu arada tekrarını izliyoruz. Bakın terapist... Endi konu sallaya sallaya geliyor bak. Oo, bir de taklayı yani, da kullanmış. Taklayı kullanmış. Ooo havada. Havada öldü neredeyse. Evet şahitleri var diyebiliriz. Evet evet ben şahidim. Yifoni geriye dönüyor. Rakip maviyi çalmıştı. O da maçın başında rakip ormanda uzunca bir süre geçirdi hatta. Ama bu kadar hani agresif oynaması daha oyunun başında Vayne'in Lush'la karşı bu kadar agresif olması enteresan. Koridor değiştirmediniz okey. Ama bir de yani bu şekilde hani taklayı agresif bir şekilde kullanmak sonucu bu oluyor işte. Sihirdar büyüsünü kullanamadan düştü orada Madness. Üzerine de Barkod. Hani sihirdar büyüsünü kullanarak yani orada sıçramayı kullanarak düştü. Bir de şöyle bir durum da var Johnny. Oyunun başında yani bu kadar erken safhasında ormancıların ben skor almasını çok önemli buluyorum. Çünkü ormancı zaten limitli bir altın potansiyeliyle oyuna devam ettiği için çok fazla akış olmadığı için aldığı bir tane skor bir tane asist onun çok daha hızlı eşya yapmasını sağlıyor ama bunun yanında esasında ona kazandırdığı başka bir güç var. O da şu fazladan baskın yapma riskini kullanabiliyor. Nedir bu? Ya ormanda bir kamp alacaksın abi şurada bir baskın deneyeyim zaten öndeyim. Bunu bakın yapabiliyor. Bu çok önemli. Gerçekten ormancı için çok önemli bir durum. Bu arada Madness yine taklasını ters tarafına kullandı. Yapmaması lazım. Bak aradaki farka bakar mısın? İki Doran kılıcına karşı bir kazma Doran kılıcı. Belki de hani Vayne'in yetenek seti birazcık Lush'unu bozuyor. Hani özellikle taklası sayesinde bu noktada yeteneklerinden kaçma özelliği var. Ama buradaki bu baskın gerçek olacak. Başka bir cümleye geçtim şu an. Barkod orada bekliyordu. Çıktı. Terapistin üzerine geldiğini görünce Yifoni hala sabırla bekliyor. Üçüncü seviye şu anda. Bu yani Kordur'un donmasını bozmak zorundalar. Yani Yifoni belki de kendisini gösterip en azından bunu bir engellemek isteyebilir ama o hala baskının peşinde. Ya bir de çok şu anda deneyim puanı kaybettiler ilk tarafta da. Zaten geri düşmüş olan koridordan bir de tecrübe puanı çalıyorsun. Bu çok ideal bir durum değil açıkçası. Evet. Git abicim git buradan. Git artık oradan iPhone. Yok bir dakika orada bir şey olacak mı? Hala orada hala orada bak. Hala orada dönmüyor iPhone'i. Abicim çıkıp en azından şu bir kafa hani freeze bir şey boss. Evet. Yok. Güvenemediler yok kendilerine bir türlü. Şimdi terapist biraz ileriye çıktı. Hayır yine kullanmıyorlar. Yifoni hala orada. Geri de dönmedi. Abi. Yani. Şimdi işte terapisti beklemiş oraya girmesi. Sonunda. Terapist onu yukarı fırlattı. Yifoni canı eriyor yalnız. Smokes'tan çok fazla hasar var. Terapist düşüyor. Herkes kaçıyor. Madness'tan biraz. Sıçralar. Orada
panik sıçraması ve şifası geldi sanki. Bana biraz öyle geldi. Galiba tutuştunuz son pıtını. İyifon'u yemesin diye mi? Yemesin diye arkadaşını orada iyileştirdi diye tahmin ediyorum. Tabii tam o sırada yukarıda kaldı ama ya değdi mi acaba? Şimdi skor düşününce. Skor Madness'a gitti bu arada. Madness'a gitti ama tecrübe kaybetti. Evet. Minyon sayısı yarı yarıya. 54-25. Ya bu skor bu kadar fark yaratacak mı? Bunu göreceğiz ilerleyen dakikalarda ama bilmiyorum. O bu arada bir dakika. Ravenna ile birlikte oyun yapacaklar mı acaba? Mırlayabilecek bir yerine şimdi sersem bir daha deneyeden muazzam bir hata. Muazzam bir hata. Muazzam bir hata. Buna gerek yoktu. Tamam aşağıyı tartışırım da buna gerek yoktu. Ah Adaniel, vah Adaniel. Arkadaşlar Vayne orada sıçrayıp muhtemelen şifasını kullandı diye tahmin ediyorum. O yüzden çocuğun üzerine gitmeyelim. Yoksa durup durduk yerde orada hani psikopatlık yapacağını zannetmiyorum. Ama bir gerçek var. Aşağı koridorda hala işler kötü gidiyor. Madness hala rakibine göre çok geride. Tam bir evet. Koridor hani kabadayısı olan Lucian'ın karşısında. Alistar da bu arada yani çok büyük tehdit yani. O bir kere taktığınızı hiçbir şekilde yani rakibin üzerine doğru kullanamıyorsunuz şu anda. Ki Madness'ın kullandığı pozisyonlar oldu, gördük sonuçlarını. Bakalım. Madness bu arada geriye dönmedi galiba. İki Doran kılıcı var üzerinde hala. Bak mesela o aşağı koridor kampı yüzünden şu an arada bariz birer seviye fark oluştu. Evet. Daha bakar mısın? Oldu yani. Bağırdın. Şimdi gitti ama yok. Bard'ın seviyesine daha ne kadar var? Diğer tarafta 6 seviye oldu evet. Ve ilerliyor şu an Lucian. Yifoni bu arada bir kez daha mavi güçlendirmeye çalıyor. Bu arada Yifoni bence mavi güçlendirmeleri çalması önemli crew adına. Çünkü o Elysion'un üzerinde bir de mavi güçlendirme görmek istemiyorsunuz pek. Evet. Bunu engellemeye çalışıyorlar. Elysion totemini koydu ama biraz geç kaldı. Adaniel şimdi orta koridora gelmiş durumda, bakalım ama Victor geriye döndü. Buradan bir şey çıkartamayacak Adaniel. Unknown yukarı koridorda, pek fazla yukarı koridora bakma fırsatı bulamadık ama ilk defa herhalde defansif bir eşyayla başlayan bir nar görüyoruz bugün. O ruh gömleğinin ilk parçasıyla hayat pelinine başlamış. Evet yani sonuçta takımında Vayne artı Victor gibi iki tane hakikaten muazzam sahip potansiyeli sahip şampiyon varken gerek yoktu. Yani orada bir de nardan gelecek ekstra hasar çok önemli değildi. Yani aslında iki tane gördüğümüz narın birazcık hasar konusunda katkı yapması gerekiyordu. İkisi de çok ama iyi sonuç vermedi diyebiliriz. Bakalım bu tank başlangıç iyi sonuç verecek mi, onu da göreceğiz. Onu da göreceğiz. Dediğin gibi totemler yerleştirilmeye devam ediyor. Gel küçükleri al dedi sanki orada iPhone yalnız. Rahmet. Ben minyonu da öne geçmek istiyorum dedi ve orada küçükleri aldı dediğin gibi. Diğer tarafta yalnız... Adaniel geliyor baskına. Nasıl yok ya? Göz yaşından sonra Ruh yeniyle acaba direkt olarak Luden'e gidecek. Luden'e gidecek. Orada Unknown ultisi geldi. Şimdi Jerome oradaki savaşı başlattı. Adaniel yetişmeye çalışıyor ama olmadı bu baskın. Evet. O terapist barkodu gördü orada. Çalı numarası yaptı ya orada. Ama oraya dikkat etmesi lazım. Evet. Yok, güzel. Olmadı. Güzel. Olmadı. Ama yalnız Yifoni inandı oraya. Ravenna da geliyor arka taraftan. Bakalım ulti... yeterli hasar çıkacak mı? Yok açmadı. Bak sonuna alttan Vayne de gelmiş. Tuttu. Acaba Ejderha'ya mı girecekler? Evet. Ya mesela bence buradaki Ejderha kararı iyi bir karar. Alt koridoru zaten baş edemediğiniz bir Lucian var. En azından burada Ejderha'yı alıp ama ışınlanma geliyor. Bir saniye. İşlerin rengi değiştirebilir. Hemen oraya o alanı açtı. Ama çok çabuk çıkıyor Jerome içinden. Eufony. İleride kalınca Eufony düştü. Şimdi Smokes. Üzerine doğru ilerliyorlar. Bakın Jerome'u nasıl tuttu. İşte bundan bahsediyorduk maçtan önce. Yalnız ardından gelen Adaniel'le birlikte iki tane skor çıktı orada. Ravanus'u arkadan hasar vermeye çalışıyor ama Unknown'un bakalım oradan çıkabilecek mi? Megadar'a dönüşemedi. 3'te 3 yapan bir Elysion var. Geçen haftanın tekrarını izleyebiliriz bu dakikadan sonra. 3 tane skor alan Cassiopeia'yı görünce. Yani ejderha kararı bir noktaya kadar doğruyla çıkmadılar ama sonra işte. Olabilirdi ama işte ışınlanma ve üzerine yani hakikaten burada Jerome orada hiç sersemlemeyi beklemeden direkt rakibin üzerine atladı ve savaşa aslında burada 4'e 4 hale getirdi. Çünkü Alistar'ın evet. Yokluğunda 4'e 5 başlamışlar. Risk almışlardı.
Ama doğru kararı verdiklerini takım savaşının ilerleyen dakikalarında gördük. Alistar olmadan da bu ejderhayı durdular. Bu arada ejderhanın verdiği hasar merak ediyorum. O savaşın bence yıldızı ejderhaydı. O kadar fazla hasar buldum. Verdi ki yani. Bir noktadan sonra ejderhanın önünde dövüşmek böyle marifetmiş gibi devam ediyor. Böyle arkadan ejderha sıcak sıcak üfürüyor böyle. Kükrüyor oradan. Hala hasar vermeye devam ederken. Olmadı. Juni ve betimlemeleri. Madness ne diyeyim? Yokken terapist ne diyeyim ki? Smokes olabildiğince orada minyon almaya çalıştı. Bu arada o da bir otu falasını bitirmiş ama yani rakibine bakıyorsun 1.05 113 minyonda 40-50 minyon 55 milyon fark var arada. AMK kılıcı kazma ve üzerine bir de hırs kılıcı yapmış. Aradaki altın farkı 1600. Bir AMK kılıcı işte yani. Evet. Bu noktada Lucian yani oyunun başındaki o Daniel oraya geldi rakibini totemden uzaklaştırmaya çalıştı ama Yufan da güzel bir bilek hareketiyle oradan uzaklaştı. Hatta bir de totemi koyup gitmesini bekliyor şimdi orada. Onu kesecek şimdi. Onu da kesecek. Gitti mi abi? Gitti mi? Tamam. Şuradan da 36 gelsin değil mi? Jerome başladı. Anon'a çünkü oraya Adonel geldi. Yine olmadı. Anon uzaklaşmayı başardı. Çok kolay değil ya onlara öyle baskın yapmak. Yufan'ı da şimdi yukarı koridora doğru gidiyor. Yufan'ı yukarı koridora galiba hiç baskın yapmadı bu arada maç boyunca. Orayı tamamen kendi haline bıraktı. Kendi ormanında vakit geçirmeye devam ediyor. Şimdi alt koridorda çok fazla ping var. Orada Alistar rakip ormana doğru girmeye çalışıyor. Hatta Bart'la karşılaşacaklar haritadan gördüğüm kadarıyla. Tabii yani burada... Unknown'la Jerome bir dönüşecek kez daha birine girmişler. Unknown şimdi dönüşecek senin dediğin gibi Meganor'a hemen üzerine zıpladı. Hop. Sersemletmeyi başarıyor. Hop. Ultisi var mı? Ultisini de attı. Jerome bakalım orada uzaklaşabilecek mi? Son bir vuruş kendini iyileştirdi ama yine son o vuruş. Ev geldi kafasına doğru evet. Son vuruş. Tokadı vurdu ve skoru aldı Unknown. Ve tekrardan koridoruna dönecek. Güzel oyun. Nar'la kapışmak çok kolay değil. O Meganor'a dönüştüğü zaman hem kendini iyileştiriyor gibi oluyor canı arttığı için. Evet yani can artışı nihayetinde. Evet. Onu hesaplayamadım. Bir de düşününce şimdi Maka ile eskiden yapılan başlangıçlar daha çok hani asılık sopa. Evet evet. Hasar konusunda size en azından bir şeyler veriyordu. Defansif olmasa bile. Burada yaptığınız görkemli zafer başlangıcı hasar konusunda herhangi bir katkıda bulunmuyor. Sadece can veriyor size. Yani defans da vermiyor. O yüzden birazcık daha çapınızı bilerek savaşlara girmeniz gerekiyor. Çünkü o ultinin de bir sonu var. Rakip de yani genel itibariyle yetenek seti hasar üzerine kurulmuş bir şampiyondan bahsediyoruz. Evet oyunun ilerleyen dönemlerinde yaptığı eşyalarla süper bir tank haline geliyor olabilir. Ama sonuçta koridor safhasında ne takım vuruyor. Savaşı var ne bir şey var. Vuruyor adam kafana kafana vuruyor. Yani orada ne nişancın orada. Sen varsın sana vuracak tabii ki. Evet bu arada crew koridoru dondurmaya çalışıyor. Tabii Madness çok geride yani 143 milyona 85 milyon. Gerçekten muazzam kasıyordu, bir fark. Kasıyordu mavi yok yine değil mi? Yok. Onu kampladı ya Yukoni. İşte yani Kasiopya olunca Tanrı'nın gözyaşlarından bahsediyoruz. Onun olabildiğince gecikmesini istiyor. Gerçi acaba çok kaç tane... aşırı da etkilenmedi gibi geliyor bana kaç ama. Kaç tane şey var şu an yükü var merak ediyorum. Reji'den isteyelim bunun cevabını. Tanrı'nın gözyaşlarında kaç yakındı. Biriktirme var. Kasiopya'daki Madness geriye dönüyor. Elysion'un burada manası gitmiyor gibi bir durum da var yani. Onu da söyleyeyim. Mavi güçlenmesi yok ama. İkiz diş yani son vuruş yaptıkça ekstradan bir mana iadesi durumu. Hı-hı. Orada yardımcısı oluyor tabii ki. 200 yükü var daha. 200. Düşün yani. Evet. Daha 750 nereye? 200 nereye? 200 nereye bayağı bir fark var arada ama Luden'ini bitirdi tabii. Onu da söylemek lazım. Evet, evet. 3-0-1 oynuyor. Yani koridor ittirme potansiyeli, takım savaşlarında kasar potansiyeli çok yüksek. Adaniel bu arada Gromp'u alıyor rakibinin ellerinden. Gerçi mavi güçlenmesi olmasa bile 3 tane skor bence şu an yeterince mutlu ediyordu. Tabii tabii. Yani yemişim orada Seraf'ın şefkatı Mehmet abi ben vuruyorum şu an yani. Dediğin gibi orada dedim feryadını yapmışım. Bunlar birazdan sizin feryadınız olacak diyor. Evet. 6-3 skor 16. dakikanın içerisindeyiz. Aradaki altın farkı şu anda 3000-4000 civarında. Ve kulelerde Atlas'ın liderliği var. Bir ejderha da önde yine Atlas takımı Crew karşısında. Esas endişe etmesi gereken konu hani
Cassiopeia vesaire her şeyi geçtim. Şu an Vayne ile Lucian arasındaki uçurum. Fark. Uçurum. Evet uçurum şu an dediğin gibi. Farkı geçmişim yani şu an. Ebedi kılıç bitirdi ya şey Lucian. Minyon sayısındaki farka bakar mısın 165'e ya? 165'e 90 100 de hadi 65 minyon yani. Tamam Vayne oyunun sonunda dönen bir şampiyon. İşte hani Lucian'a göre belli noktalarda avantajlı olabilir. Ama yani Lucian oyunun sonuna eğer Vayne'den... Oo sıçrayıp orada şimdi... ulti geldi ama o adı alan neydi, not... yeri doğru gelmiş. Lan bak not al ultilere çalışılacak. Yani şu ana kadar yukarı koridordakileri de hatırlıyorum. Yok yani pek olmadı. İsabetli değildi. Şöyle cümlemi tamamlayayım. Lucian'ın hani oyunun sonuna Vayne'den bir 10 dakika önce ulaşması ya yani 10 dakikada oyunun bitmesi anlamına gelecek. Yani Vayne sonuçta oyun sonu gücüne ulaşamadan oyun biterse Vayne tercihinin herhangi bir anlamı kalmayacak. Evet. Bakalım bunu önleyebilecek mi Crew? Atlas her bulduğu her pozisyonda agresif oynamaya devam ediyor. Şimdi ejderhaya başladı. Crew bir kez daha bakalım bu ejderha da onlar için kötü bir sonuçla mı bitecek ve hemen geriye çekildiler. Herhalde anıları canlandı. Atlas şimdi başladı ejderhaya. Yalnız Crew bakalım bu ejderhayı bırakacak mı? Kendileri için önemli. Elysion önde duruyor. Çok güzel oraya zehrini de bıraktı yere. Ve buradan hadi geçin bakalım dedi. Kimse de oradan geçmedi ve hadi geçin, ikinci ejderhayı da aldı takımı. Evet ikinci ejderha tabii. Şimdi 17. dakikada ikinci ejderha eşittir. Yani 18 dakika içerisinde 5 ejderha oyun kazanma şartı söz konusu olabiliyor. O yüzden buna da Crew'un dikkat etmesi gerekiyor oyunun ilerleyen dönemlerinde. Yani geride olan takımlar ilk iki ejderhaya herhangi bir şekilde müdahale etmek istemiyorlar ama üçüncü ejderha genelde takımların çok değer verdiği bir görev. O ekstradan gelen hani hızlanma durumu ilk belki de güçlendirmeden sonra en çok değer gören güçlendirme diyebiliriz. O yüzden o üçüncü ejderha için eğer Crew çok geride olmazsa bir savaş yapmayı düşünebilir. Ki Vayne de şu an hani mahvolmuş kralın kılıcı bitti. O da belli bir güce kavuştu şu an itibariyle. O yüzden orada bir savaş görebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım savaşı görecek miyiz? Elysion ettirmeye devam ediyor. Orta koridoru Barkod yukarıya gelmiş bir baskın denemesi için. Jerome'a karşı. Bu baskını yapabilecekler mi? Bir de yani Crew ekibinin şu an çok hani kısıtlı bir hem kuşatma gücü var hem de kuşatmayı savunma gücü var. Burada esas hasar kaynakları minyon dalgalarına karşı Ravenno yani Viktor yani bir şey diyeceğim de zaten 80-100 milyon geridesin. Bir de burada böyle bir zaman kuleyi harcıyorsunuz ve herhalde alt koridorda Lucian tek başına ya. Kuleyi alacaklar diye tahmin ediyorum. Yok vazgeçtiler. Sejuan da geliyor. Aman. Öyle kötü olduk ya. Koyu ortaya çıktı. Terapist oradaymış. Şu anda bence Smogs diyor ki keşke geri dönmeseydim. O kuleyi alırdım ben bu süre zarfında. Çünkü herkes burada yani. Sejuan da burada. Herkes burada. Bir daha durdurdum. Herkes burada. Herom ayıp ediyorsun. Hop! Barkut. Sihirli bir yolculuk gördük. Adam bu sefer ulti tuttu gidiyor. Ama Barkut oradan sıçramak zorunda kaldı. Evet. Barkut uzaklaşıyor pozisyondan infonide. Şunu söylüyordum. Crew ekibinin minyon dalganı temizlemek için en önemli silah Viktor. Geliyorlar bu arada Johnny. Geliyorlar. Sen onu unutma. Adaniel, Terapist, Elysion. Unknown'un üzerine doğru gidiyor. Unknown çok yaklaştı oraya. İşte bu combo geldi bakalım ama Unknown orada kendi minyonların üzerinden zıplaya uzaklaştı. Bu tehlikeli mi? Hayır, etrafta kule altına dalacak herhangi bir şey olmadığı için ve Maokai geldiği için hemen oradan arazi oldu. Belki alt koridorda Vayne'e bir nefes alacak zaman kaldı ama artık hani nefes alsa da... Crew şu görüntüsü de bana kim atadı biliyor musun? Kimi? Siyalci, geriye düşmüş Siyalci. Double lift'i gönderirler. Değil mi? O sırada oyunu kaybederler. Geliyor, ulti geliyor. Yok. Bir de kulenin de vuruş yapmasını engelledi. Evet, olmadı ulti. Bu ulti ile ilgili o kadar değişik kullanım var ki yani metada olmayan şampiyonlar metaya girerse bir Rengar falan çok acayip oyunlar görebiliriz. Mesela ultisini açmış Rengar kule altında dalabiliyor sırf bu ulti sayesinde. Sen adamı atmış gibi yapıyorsun, adam ultiden kaçıyor ama kule o sırada devre dışı kaldığı için Rengar görünmezliğini kaybetmeyi kule altında tek atıyor. Oo. Kırmızı takımın yerle bir oldu. Güzel fikir. Yani Bart gerçekten de oyuna çok fazla mekanik ekleyebilecek, getirebilecek bir şampiyon dediğin gibi. Herhalde aylar geçtikçe, sezonlar ilerledikçe Bard'ın da bu farklı kullanışlarını göreceğiz. Ben
şeyi çok bekliyorum. MadLife bir gün kullanır mı? Kullanırsa nasıl kullanır? Geçenlerde bir trash oynadı. Öf. Öf yani. Hani evinden oluyordu en son o ölüm cezaları. Lan Bomber bir kez daha Meganar'a dönüşüyor. Yukarı koridor tutmaya çalışıyor. Atlas kulere saldırmaya devam ediyor. Orta koridoru istiyorlar şimdi. Edisyon Terapist ona destek vermeye geldi. Lucian hala alt koridorda tek başına. 220 milyona kadar çıktı. Yani herhalde bu bir saldırı gücü taşıyıcısı için şu bedavadan hiçbir risk olmadan minyon kesmekten daha eğlenceli bir şey olamaz ya. Oo, 228 oldum falan deyip orada o da öyle. Kendiyle yarışıyor. Jerome. Arada böyle şey belli pozisyonlarda böyle oyuncuların konuşmalarını falan çok merak ediyorum. Çünkü bize gelen taraf hep şu. Hani aslında bu bir yandan da yanlış anlaşılmaya sebebiyet verebilir. Takım içerisinde bize gösterilen vein işte nar nice. Aslında böyle değil. değil. Hani şu aralarda acaba neler konuşuluyor? Oha bedavadan minyon bir şey, ne güzel. Hani senin dediğin gibi bir şey oluyor mu acaba? Değil mi? Oluyordur mutlaka. Tabii canım. Keşke böyle imkan olsa da onları da arada duyabilsek. Terapist şimdi yukarıya doğru gidiyor. Barkod o alanı açtı ve uzaklaşıyorlar. Terapist yakalayabilecek mi kimse? Hayır ama bu arada Victor da vurmaya başlamış. Johnny. Evet. Yani şu terapistin canına bakacak olursan. Ama işte yani evet. Tren kaçtı mı kaçmadı mı bir sonraki takım savaşında, o ejderha savaşında belki görebileceğiz bunu. Ve Atlas şimdi o ejderha bölgesine doğru yola çıktı. Adaniel. 42 saniye var çünkü ejderhanın tekrardan ateye dönmesine. Büyü dirençli mi durumda bakıyor? Evet fazla büyü direnci yok. O bu arada savaş başladı. Oh. Jerome başlattı bu savaşı. Eufonin üzerine doğru gidiyorlar. Unknown Meganar'a dönüşmek üzere. Şimdi ulti geldi. Evet, ama Unknown bir türlü o Meganar'a dönüşemedi. Bu arada Victor düşmüş. Victor düştü diğer tarafta. Gragas almış o skoru. Barkod şimdi düşmek üzere. Barkod infaza orada gitti. Eufonin kaçmaya çalışıyor. Madness kaçmaya çalışıyor ama. 2'deki yapan bir nar var yalnız bu arada. Unknown. Tek başına takımı taşımaya çalışıyor. Madness'ı şimdi içeriye attı. Adaniel. Madness orada çok kötü pozisyonda kalıyor. Terapist resmen şey ya. Yapıştı orada yani. Yakın bir arkadaş. Vurdu, itti, çekti, artık pisliği yaptı ve takımın arasına attı. Bu arada evet. Oo, çok kötü noktada yakalanmış. Hiç hasar vermeden neredeyse. Gerçi Edisyon'da yine fena bir hasar vermemiş ama Edisyon sihirli bir yolculuğa girmiş oraya ama çok peki da sihirli olmamış onun için. Daha çok ölümüne bir yolculuk olmuş. Bugünkü yalnız narlarda bir şey var yani. Evet, vuruyorlar. Narlar taşıyıcı. Hayat inişler ve çıkışlar da oldu. Tam bir Nasus rejisi. Değil mi? Nasus'un da böyle sözleri var evet, değil var, mi? Var. Onlar ölür biz yaşarız. Bilmem ne yaparız. Yaşarız mı öyle bir şey? Onlar ölür biz yaşarız. Bayağı da Nasus oynamadım. Evet ya. Ben bir ara ormanda oynanıyordu ya. Of ne mutluydu bir bu. Bir ara dedi sezon 3 falan. Tabii tabii. bir ara oynanıyordu işte abi yani. Sen, o da bir ara değil mi? Nasıl nostaljik bir adamsın ya. Büyü evet. Bu arada ejderhaya başladı. Bu ejderha önemli. Bunu aradan çıkarmayı başarırlarsa aslında endişelenmeleri gereken bir eksik hani kaybetme durumu söz konusu olacak ve bunu başarırlar. Bunu eğer Atlas alsaydı 24. dakikada Eklona 12, 36, 40 yapar. 40. dakika civarlarında oyunu kaybetme riskleri olurdu. 40. dakika kutlu olsun. Evet. şu anda terapist yukarıya doğru tekrar yol almış durumda. Samox'un yanına doğru gitmeye çalışıyor. Ama yani haritadaki şu anda Atlas totem kontrolü bu arada efsane diyebiliriz. Her yerde totemleri var. Özellikle haritanın yukarı tarafında herhalde görüyoruz şu anda. Yani rakip ormana tamamen hakimler. Kimler de tamamen hakimler bu duruma. Bu arada yani Samux da şu an Madness'a resmen nazire yapıyor. Hani sen ayrı ittiriyordun der gibi ayrı ittirmeye devam ediyor. Ama onu da yani bahsetmiş olduğun gibi bir totem görüşüyle koruyorlar devamlı. Çünkü hani Vayne mesela üzerine gelen bir baskında 2'ye 1'de oyun yapabilecek bir şampiyon ama Lucian'ın böyle bir şansı olmayabilir. Özellikle kitle kontrolüne Mars bırakırsanız 2-3 vuruşta dağıtabilirsiniz onu. Daniel de o keskin böyle bilendi. Ve bir kırmızı güçlendirme daha burada. Samux'a gidiyor. Bu arada Unknown'la Heron birbirlerine girmiş. Ama Heron şu an artık o yapmış olduğu donmuş yürek ile çok da fazla hasarını umursamıyor rakibinin. Çünkü rakibin hasarı bir Doran kılıcı bir de sihir içen ile kısıtlanmış durumda.
Nar'ın da ayrı ittirme potansiyelini bitirdiler. Vayne'e karşı da hani güzel önlem alıyorlar. Şu an Vayne'in de çok fazla ayrı ittirmesine izin vermiyorlar. Hani sen ayrı ittiriyorsan bizim de Samuksumuz var, o da ayrı ittiriyor şeklinde. Şu an Atlas dengeyi kurmuş durumda ama bu dengeyi bir baronla, ne bileyim işte bir takım savaşıyla tamamen kendi taraflarını çevirebilirler. Kısa bir sihir yolculuğu yaptı orada Markov. Evet, biraz kısa oldu. Bakalım Alistar gidecek, Alistar! Yok gitmedi. Gitmedi orada. Evet. Burada bir micim var. Ya bu micinleri almak da bir yerden sonra o kadar riskli ki. Tabii canım, micine yemlenip direkt ölebilirsin yani. Hatta iki micim var, bir tane yukarıda varmış. Evet. Terapist ve Adaniel yine rakip ormanda tuzaklarını kurdular. Yukarıdaki Vayne'e doğru mu gidecekler acaba diye bakıyorum. Hayır. Buradaki görüş hakimiyetini tekrardan kazanmak içinmiş. Bu iki kişilik yolculuk totemleri yenilediler. Belki de baron için son hazırlıklar bunlar. Evet. Orada tabii şimdi kırk ekibi de ihtiyatlı bir şekilde yaklaşıyor. Tını, micim bana şimdi bunun hesabını yapma. Reji. Reji. Tınıymış, micimmiş. Burada kaç yıl olmuş. Kalp kuruyorsun. Hala tınısında, micindesinde. Bu arada bak, baron, baron gitti abi. Sen baron bizi, aldılar. Sen bizi lafı tutarken baron ne diyeceksin? Naşor. Baronu almadan önce. Baronu arkadaşlar almadan önce baron aldıktan sonra naşormuş görüyor. Micimmiş, tınıymış. Hepsi aynı şey. Hepsi sapsarı şeyler. Evet. Unknown alt koridoru ittirmeye çalışıyor. Yani Atlas açıkça, yani şöyle oyunun temposu biraz düştü. Bu oyunun temposunun düşüşü Crew'a bence yaradı arada geçen zamanda ama bu senin de söylemiş olduğun gibi Baron'u almasıyla Atlas şimdi çok daha ölümcül bir şekilde saldıracak. Zayıf karnından vuracak çünkü yani Vayne seçtiğin için zaten Vayne'den gelen ekstra bir hani statik hançerde olmadığı için bir minyon temizleme mekaniğiniz yok. Burada belki hani çizmesiyle, yani çizmesi derken yeteneğiyle Victor bir fark yaratabilir ama o da sınırlı. Ya bak şimdi süper, o baron güçlendirmeli minyonlar gibi. Oo, ulti denemesi geldi ama boş geçti. Şimdi terapistin üzerine doğru gitmeye çalışıyorlar. Çok da yüksek hasar da var yani o üzerindeki ultiye rağmen terapist. Bu arada yan koridorlarda hem Maokai hem Lucian kule alıyorlar. 1-3-1 taktiği. Evet, 1-3-1 aslında Crewin yapması lazımdı. Şartlar öyle bir değişti ki Atlas yapıyor. Atlas yapıyor. Bu arada yukarıda pardon, alt koridorda Victor'u gönderdiler. Cevap versin diye ama yeterli olmadı. Yukarıya kimseyi göndermediler. 3 kule birden düştü. 3 kule birden gitti. Birini koruyalım derken hepsi gitti. Ya orada aslında yapmaları gereken şey doğruydu. Hani 3 kişiyi aradan çıkarıp hemen orada savaşı kazanıp durduracaklardı ama Atlas oradan çok iyi çıktı. Bu arada aradan Victor'u çıkardılar. Zaten olmayan hasarını birazcık daha düşürdüler. Alistar düşüyor. Ama birebir değişip ya bence o burada ulti olmadı, o ulti. Hasarı neredeyse sıfıra indirdiler. Smokes alt kurdu ulti. Burada Smokes bir de mahvolmuş kalın kılıcı bitirdi arada. Ona bakmadık biz. Enteresan bir seçim. Üzerine yine savaş çizmelerini bitirdi falan. Oo, barkod, barkod, barkod. Derken yetmedi ama diğer tarafta Jerome kimi yakaladı? Madness'ı yakaladı. Madness çıkıyor aradan. Ve üzerine bir de Eufony orada uzaklaşmaya çalışıyor. Şimdi bir daha bir uğursuz ilerleyiş. Bir de Bart gitti. Tınırlarıyla, micinleriyle siyah beyaz ekrana bakıyor şimdi. Adaniel, Jerome, Elysion, Smokes hepsi birden şimdi Unknown'a odaklanmaya çalışacaklar. Güzel ulti ama yeterli olacak mı? Smokes kule vurmaya devam ediyor. En sonunda Unknown orada en azından Smokes'u öldürtmeyi başardı. Şimdi Eufony, Revanio ile birlikte tekrar kule geldi. Almadan gitmem. Jerome'u yani acaba alabilecekler mi? Ultiyi attı orada Revanio. Ama yeterli olmuyor bu ultinin verdiği hasar. Yani Smokes yaşasaydı muhtemelen inhibitör düşecekti ama yani madem o kadar sizi öldürdük bir kulenizi alırız dediler Atlas ekibi. Ama Smokes'un orada kule tanklaması bayağı talihsiz bir durumdu bana sorarsan. 14'e 7. İnhibitör kulesi düştü aşağıda ama inhibitör hala ayakta. Ejderha canlı. Üçüncü ejderha gelecek Atlas ekibinden. Onu da almayı başarlar muhtemelen. Kasiopya şu ana kadar iki kere öldürmüştür diye tahmin ediyorum. Yok, Kasiopya oralı bir değil. Kasiopya diğer tarafta alan kontrolü yapıyor. Evet. Bir de totem. Evet, totemi de buldular. İnhibitör açamadı Atlas. Ama yani çok savaşta büyük sıkıntı değil. Yani kulesini aldıktan sonra inhibitör almak. Oo.
Gidecek mi? Acaba. Gitti. O gitti. Jerome'un üzerine info niye? Büyük düşündü kendini orada. Kendini 200 iyileştirdi yalnız yani. Ayıp. Terapiste gel. Gel yavrum dedi. Gel götüreceğim seni buralardan. Ya burada kule yani tek kulede kaldı. Hala kule alamadı. Şu kuleyi alınca ona iyi gelecek gibi ama. Yok. İzin vermedi terapist. Ve Jerome. Dakika. 31 ve tek bir kule var şu an Kriv'in alabildiği. Hani kuşatma potansiyeli yok demiştik. Hakikaten dibe vurmuştur da o konuda. Global görev yapamayınca yani altın da gelmiyor. Haritada bir şekilde üstünlük de kuramıyorsunuz. Aradan ya, çıkacak pozisyon da yapamıyorsunuz. Bu arada mesela şu oyunda Vayne yerine başka bir şampiyon olsa. Ya Jinx alsalardı mesela, bari. Evet yani, yani çok daha farklı olabilirdi sonuç ya. Yani ama sonucu tabii bilmiyoruz şu anda da yani en azından %100 koridor değiştirmeli lazım. Şu dakikaya kadar çok farklı gelişebilirdi olaylar. Yine oyunun başında bugünkü maçların kaderi herhalde bu oyunun başlarında alınan o skorlar çok şey değiştiriyor. İki tane çivili zırhtan bahsetmek lazım. Vayne'in bu konuda bayağı bir sıkıntı yaşayacağını söyleyebiliriz. Sadece mahvolmuş kralın kılıcından gelen can çalma onu hayatta tutmaya yetmeyecektir diye tahmin ediyorum. Ya olay Viktor'da ama Viktor'da yani oyunun ya savaşın başında düştüğü için çoğu pozisyonda Kriven ne hasarı ne defans hiçbir şey kalmıyor. Evet. Kruv. Bakalım. Şimdi ne yapacak? Savunmayı başarabilecek mi pozisyonu? Mako'yu bekliyorlar. Mako'yu o inhibitor kulesine dayandı. Zaten Kriven'in dengesi bozulacaktır onun karşısında bir şampiyonu göndermek zorunda oldukları için. Yukarıdan da yavaş bir şekilde ittiren Atlas minyon dalgasını görüyoruz. Evet şu an açık inimitere doğru yol çıktılar. Bu savaşa dikkat yalnız. Bu savaşta geçen hafta neler olduğunu hatırlıyoruz. Bakalım neler olacak. Şimdi inimitere vurmaya başladı Atlas takımı. Diğer tarafta Andon Adaniye'de vurmaya çalışıyor ama Meganar'a dönüşmesine daha çok var. Ve inimitere almayı başardı Atlas takımı. Şimdi bakalım ortaya doğru rotasyon yapmaya çalışacak büyük ihtimalle. Andon orada takip etmeye devam ediyor ama çok fazla bir katkısı olmadı hasara. Kozmik bağ geldi ama. Kozmik bağ geldi. Ya Unknown'un orada Meganar'a dönüşmesini bir şekilde sağlamaya çalışan olmadı. Çok dikkat etmeye gerek yokmuş. Savaş olmadı çünkü bu noktada. Crew biraz çaresiz bir pozisyonda an itibariyle. Bir sonraki Baron savaşında Atlas aşağıdaki inhibitörü almanı. Bu arada aşağıda Maka'yı da kapışıyorlar mı bunlar? Bunlar ne yapıyor orada? Evet evet kapışıyorlar. Victor da geliyor oraya. Yalnız eğer Kandon oyalayabilirse onu. Görkemli. Görkemli zafer de bitti şimdi. Ultisini açtı. Doğrudan Ravenna'nın üzerine gitmeye karar verdi Hero. Bakalım devamı gelecek mi şimdi. Ravenna orada verebildiği kadar hasar vermeye çalışıyor. Hero'nun canı oldukça azaldı. Son bir vuruş gelecek mi? Evet nardan geliyor. Ama bütün bunlar olurken orta koridorda kuleyi almaya çalışan bir Atlas ekip vardı. Ve o kuleyi de almayı başardılar. Madness terapisti canını bir hal azaltmayı başardı. Bakalım bu savaşı istiyorlar. Ulti boşa gidiyor Euphoria'dan. Çok kötü bir ulti. Ve üzerine şimdi Andon araya giriyor. Meganar'a bir türlü dönüşemedi ve düştü. Smith'i ultisi gördük az önce. Bu arada Adaniel. Yok, bu da son gereksiz. Vuruş var mı? Adaniel'i almayı başardılar mı orada? Adaniel düşüyor ama ardından Vayne de düştü şimdi. Üzerine bir de Viktor. Bitirmeye lazım o zaman şu an. Bakıyorum Bart ve Sejuani acaba savunabilecek mi? Bitirmeyi deneyecekler mi? Zor ya onların savunabilmesi. Yukarıdaki inhibitörü mü alacaklar? Hayır. Evet, direkt bitirmeye doğru gidiyorlar. Şimdi Infoni bakalım orada neler yapacak. Diye. Bart da geliyor oraya doğru. Smokes hasar vermeye çalışıyorlar. Bir de şimdi ışınlanma geliyor. Işınlanma ile birlikte evet, daha da rahatlayacaktır diye tahmin ediyorum. İntikama geldi. Ramla birlikte intikama geldi hakikaten. Terapist araya girdi. Hatta terapiste kaldı orada skor. Smokes artık kuleyi tanklamazsan seviniriz. Biz League of Legends camiası olarak oyunun başından beri biliyoruz. Çok heveslisin ama. Evet ve evet. Nexus düşüyor. Böylece Atlas bir galibiyeti daha.